bir yere gitmek için bir tünelden geçiliyor. Paralel bir biçimde yan yana duran iki kağıt hayal. Aralarında bunları birbirine bağlayan bir geçit ya da bir kapı var. Bu düşünce ilk kez 1935'te. İşsiz bilim insanı Albert Einstein ve öğrencisi Nathan Rosen tarafından ortaya atıldı. Bir tür boğaz ya da birbirine bağlı iki kara delik, teorik olarak bir yolcunun tıpkı metroda olduğu gibi zaman ve uzamda hızla yolculuk etmesini sağlayacaktır. Bu ancak eğer evren gerçekten sonsuz bir multi evrense mümkün olabilir. Teorik olarak bu bir olasılık. Evrenin birbirine uzak bölgeleri arasında, hatta farklı evrenler arasında bir tür geçiş mümkün. Bu solucan deliğinin içinden geçerken birçok sorun çıkabilir. Ama bunlardan bir tanesi aşılması çok zor gibi görünüyor. Einstein solucan deliğini denklemlerine kattığı zaman kimsenin bu delikleri ölmeden geçebileceğini düşünmüyor. Ama uzmanlar solucan deliğinden sağ olarak çıkmanın bir yolu olduğunu düşünüyorlar. Prensipte doğrudan bir paralel evrene geçilebilir. Bir kez daha geçince bu kez başka bir paralel evrene ulaşırsınız ve bu böylece sürer gider. Yani paralel evrenler tekrarlanırdı. Sanki bir asansöre binmek. Burada da önemli bir sorun var. Sorun şu ki nerede ineceğimizi bilmiyoruz. Gittiğimiz yer bir yıldız ya da bir gezegen olabilir. İnsanların bir evrenden diğerine gitmelerinin bir yolu bulunabilirse, insan türünü kurtarmak için hala bir çare var demektir. Eğer bu geçit çok küçükse, örneğin bir atom boyundaysa, o zaman bir tohum, bir nanorobot gönderilebilir. Bu mikroskobik robot, yeni bir uygarlık kurmak için gereken tüm bilgileri ve DNA'yı evrenin diğer tarafına taşır. Doğada buna eş bir şey soracak olursanız, ağaçtır. Tohum üretiyor. Bu tohumlar DNA taşıyor ve başka ağaçlar yaratmak için her tarafa dağılıyor. Şöyle bir düşünce var. Gelecekte yüksek enerjili bir lazer ışın kümesi yaratılıp zaman ve uzamda bir delik açılacak. Çok zor. Ama fizikçiler eğer çok büyük bir enerji miktarı bir tek noktaya odaklanabilirse Planck sabiti adı verilen son enerjiye varacağını, bu durumda zaman ve uzamın artık sabit kalamayacağını hesapladılar. O zaman küçük baloncuklar oluşacak. Bunlar belki de başka bir evrene açılan kapılar olacaklar. Böylece insan DNA'sının ve dünyamızın kozmik kodlarının yüklendiği bir mikroskobik kapsül, bir nanorobot paralel bir evrene gönderilebilecek. Bu yok olmak üzere olan insanlığın son umudu olacak. Aksi takdirde evrenin sonu gelecek. Bu inanılmaz başarı gerçekleşirse, evrenimiz küllerinden doğan anka kuşu gibi yeniden dirilecek. Başka bir deyişle hiç bilmediğimiz bir görevi üstleneceğiz. Bu fantastik düşünce, insanlık tarihinin yeni bir kozmik konserto için yeni bir başlangıç yapmasını mümkün kılıyor. Bazı paralel evrenler gerçekten var. Belki henüz bilmediğimiz başkaları da vardır. Yani geriye sadece bu paralel evrenlerin varlığından emin olmamız kaldı. Bilim Aktualite Yangın Bilimi Özel Bölümü ve ardından Doğayı İyileştirme Ateş az sonra. (Gülüyor)